Bu alemde insan geldiğimiz gibi insan yaşayarak insan ölmeyi temin etmelidir. Zahirde insan olup batın alemi hayvan olanlar, onlar ne Allah'ı ne de kendilerine ihsan olan bu nimetlerin farkındadırlar. Ne de Allah'ın vermiş olduğu buca nimetlerin şükrünü ifa ederler. Bunlar balık gibidir. O mahiler ki derya içinde olup deryayı bilmezler. Bu alemde olduğu halde Hakk'ın onun etrafını bütün nimetleriyle çevirdiğinin farkında bile değillerdir. Onun için bu emir, ya eyyühennas, ey insanlar, yani şekli insan olanlar, kalplere de insan olanlar, übüdü Rabbeküm, Rabbinize ibadet ediniz. O Allah ki sizi bir katır sudan halketti ve ana rahminde sizlere yoğurdu, istediği şekle koydu. Ve bizden evvel geçenleri de ne yaptı, halketmişti, halak etti. Bizleri de halketti, tekrar buradan kendisine rücu edeceğiz. Bu alemden halak olacağız. Fakat hay ile hay olanlar, onlar ölmeyeceklerdir. Çünkü kafirin kalbi ölüdür. Müminin kalbi haydır. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de لِيُنْزَلَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ biz hayları korkuturuz buyuruyor. Yani hay olanlar Kur'an'dan anlarlar. Hay olanlar, kalpleri diri olanlar Kur'an'dan lezzet duyarlar. Kalpleri hay olanlar Allah ve Resulü'nden zevk alırlar. Allah demekten zevk alırlar. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَرْسَالَ وَالْاَفِدَ sizi yoktan var ettim. Sizi işitici kıldım. Göz verdim, gösterdim. Dil verdim, söylettim. Kalp verdim, sevdirdim. Ve sevildim. Onun için bir kalpteki Allah muhabbeti sevgisi yoktu. O kalp kalp değildir. Et parçasıdır o. Allah'ı seven kalp kalptir. Allah'a ibadet eden kişi kuldur. İbadetlerin şekilleri vardır. Bir adam la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra erkan-ı İslam'ı herhalde yerine getirmededir. Gaflete dalıp, şeytana uyup, ömrünü heba edenler akıbetinde çok ağlayacaklar. Çok feryat-ı figan edeceklerdir. Fakat feryat-ı figanların çaresi olmayacak. Muhakkak surette erkan-ı İslam'ı seve seve yerine getirmek her kulun borcudur. Abdiyetin en şerefli, en yüksek bir makam olduğunun isharıdır. Sizi işitici kıldım. İşitmek evvela. İnsanın ağzından aldığı zehir, dikkat buyurun çok mühim, insanın ağzından aldığı zehir insanın vücudunu imha eder, ifna eder. Kulağından aldığı zehir ruhunu ifna eder. Kulağını iyi şeylere ver, iyi şeyler dinle. Her şeyi vücut çuvalına doldurma. Her kelama kulak verme. İnsanın ihyası kulağındadır, insanın ruhunun imhası gene kulağındadır. Bir kulak ki öğüt almaya dinlediğinden, akıt ana kurşunu hemen deliğinden. İşittiğiyle ibret almayan, işittiğiyle amil olmayan o kulak kulak değildir insan için. Allah'a zikretmeyen dil de dil değildir. Hakkı görmeyen göz de göz değildir. Hele ibretsiz göz insanın düşmanıdır. O düşmanını başının üzerinde taşır. Öyleyse müminlere düşen vazife, nereden gelip nereye gittiğini, niçin gelip niçin gittiğini anlamak ve abdiyetinin iktizası olan o şerefi ihraz etmektir. Ve Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri'ne tam bir teslimiyet, ondan razı olarak onun rızasını bekleme ve daima ondan korkma. Ya bana Allah kulum demezse, ya beni huzuruna kabul etmezse, ya Resulullah beni ümmetliğe kabul etmemişse, bu düşünce kalbini titretmeli. Hatta o kadar bundan korkmalıdır ki, cennet elinde giden kimse idama ne korkuşuyorsa ondan daha çok korkmalıdır bu meselede.